Bilimsel Gündem. Abdi İbrahim'in hazırladığı Bilimsel Gündem'in 44. sayısına hoş geldiniz. Tıp dünyasındaki güncel gelişmelerin özetlendiği bugünkü programımızda sizlere şeker ve migren ilişkisinden, COVID-19'un sperm üzerine etkisinden, internetin kötüye kullanımından bahsedip COVID-19 spermi etkiler mi başlıklı çalışmayla ilgili konunun uzmanından bilgi alacağız. Ardından iz bırakanlar köşemizde ilk akademik Türk çocuk hastalıkları doktoru olan Kadri Raşit Anday'ı tanıyacağız. Başlıyoruz. İlk haberimiz yalnızca şeker değil, migren. Gözlemsel çalışmalarda migren ve glisemik faktörlerin ortaya çıkışı rapor edilmişse de arasında nasıl bir genetik bağlantı olduğu tam olarak bilinmemektedir. Yayınlanan yeni bir çalışmada migren veya baş ağrısı öyküsü olan ve olmayan bireylerin genomundan elde edilen veriler analiz edildi. Migrenle açlık insülini, açlık glikozu ve glikolize hemoglobin arasında, ayrıca baş ağrısıyla glikoz, açlık insülini, glikolize hemoglobin ve açlık proinsülini arasında genetik bir bağlantı olduğu bulundu. Açlık proinsülin düzeylerinin artmasıyla baş ağrısı riskinin azalması arasında bir nedensel ilişki olduğu öne sürüldü. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, migren ve baş ağrısı hastalarında glisemik sebepleri yönetmek, özellikle açlık proinsülin düzeylerinin artırılması gibi yeni tedavi stratejileri gelişimi için yeni yaklaşımlar sağlamıştır. Bu makale Human Genetics'te yayımlanmıştır. Araştırmacılar COVID-19'un sperm kalitesi üzerindeki etkisiyle ilgili bir makale yayımladılar. COVID-19'un erkek cinsel ve üreme üzerindeki etkisinin incelendiği bu çalışmada primer infertilite tanısı alan hastalar araştırıldı. Pozitif PCR sonucu olan ve hastalığı semptomatik olarak geçirenler çalışmaya dahil edildi. Enfeksiyon sonrasında sperm analizleri istendi ve enfeksiyon öncesi analizlerle karşılaştırıldı. Daha önceki çalışmalarda ateşli seyreden viral hastalıkların sperm parametrelerini bozabildiği, COVID-19'un testiküler patolojilere sebep olabileceği iddia edilmişti. Ancak bu çalışmada COVID-19 enfeksiyonu geçiren hastaların enfeksiyon öncesi ve sonrası toplam sperm sayısı, mililitredeki sperm yoğunluğu, toplam hareketlilik, progresif hareketlilik ve normal morfolojideki sperm oranı gibi parametrelerde anlamlı bir değişiklik saptanmadı. Sonuç olarak günümüzde pandemik hale gelen COVID-19 enfeksiyonunun sperm parametreleri üzerine olumsuz etkilerinin olmadığı veya bu olumsuz etkilerin geçici olduğu düşünüldü. Bu makale Androloji Bülteni'nde yayımlanmıştır. Konuyla ilgili Ankara Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nden üroloji uzmanı Dr. İsmail Emre Ergin'in yorumlarına yer vereceğiz. COVID-19 salgınının erkek infertilitesi üzerine etkisini araştırdığımız bu yazımızda kendi kliniğimizde takipli ve COVID enfeksiyonu öncesi sperm analizleri mevcut olan hastalarımızın geçirmiş oldukları COVID enfeksiyonları sonrası sperm analizleri önceki analizleriyle kıyaslandı. Sperm sayıları, hareketliliği ve sperm morfoloji parametreleri kıyaslandı. Her ne kadar benzer çalışmalarda COVID enfeksiyonunun sperm kalitesini bozduğu belirtilse de bizim çalışmamızda sperm parametrelerinin bozulmadığı ve istatistiksel olarak anlamlı değişikliğin olmadığı tespit edildi. Diğer çalışmalara göre olan bu farklılığın sebebi olarak hasta popülasyonumuzun daha az şiddetli enfeksiyon geçirmesi olarak düşünüyoruz. Diğer bir sebep olarak multifaktöriyel sebeplerden etkilenebilen sperm analizinin yapılan çalışmalarda farklı tedavi yaklaşımları ile takip edildiği ve enfeksiyondan sonra sperm analizine kadar geçen sürenin farklılık gösterdiği için daha geniş çalışma grupları ile standartize edilmiş randomize kontrollü çalışmalarla daha net sonuçların oluşabileceği kanaatindeyiz.
Bu haftanın iz bırakanlar köşesinden önce son haberimize geçelim. İnternetin kötüye kullanımı. İnternet bağımlılığı, çeşitli sosyal medya bağımlılığı biçimlerini, sanal sohbeti, çevrim içi alışverişi, çevrim içi oyun bağımlılığını ve aşırı film, fotoğraf veya uygulama indirmeyi içerir. İnternetin kötü amaçlı kullanımı kavramı, bir kişinin interneti planladığının ötesinde kullandığı durumları ifade eder. Hemşirelik öğrencilerinde yapılan bu çalışmada, internetin kötüye kullanılmasının akademik tükenmişlik ve düşük akademik performansla ilişkili olduğu belirtildi. Öğrencilerin interneti kötüye kullanmanın sonuçlarına ilişkin farkındalığını artırmak için eğitimsel müdahalelerin gerekli olduğu vurgulandı. Bu makale Biomed Research International'da yayımlanmıştır. Programımızın son kısmı iz bırakanlar köşemizde ilk akademik Türk çocuk hastalıkları doktoru olan Kadri Raşit Anda'yı tanıyacağız. Merhaba, ben Kadri Raşit Anday. Türkiye'nin akademik anlamda ilk pediatri, yani çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Dönemin bilinen eczacılarından Mehmet Raşit Anday'ın oğluyum. 1877 yılında doğdum. Askeri tıp okulunda başladığım eğitimime henüz 3. sınıftayken başarılı bir öğrenci olduğum için devlet namına gönderildiğim Fransa'da devam ettim. 1901 yılında memlekete döndüm ve asıl branşım olan fizyoloji konusunda sivil tıp okulunda ders vermeye başladım. Paris'te çocuk hastanelerinde pediatri eğitimi de gördüğüm için 1908 yılında Şişli Çocuk Hastanesi'nde görevlendirildim. 1915 yılında da Darülfünun Tıp Fakültesi'nde ilk çocuk hastalıkları kürsüsü kurulduğunda başına getirildim. İlk pediatri derslerini Cağaloğlu'nda hizmet veren poliklinikte vermeye başlamıştım. Çocuk hastalıkları ile ilgili birçok eserim yayınlandı. Bu çalışmalarım ve yayınlarımla ilk akademik Türk çocuk hastalıkları doktoru oldum. Zira 1917'ye dek Türkiye'de çocuk hastalıkları ayrı bir uzmanlık dalı olarak ele alınmamıştı. Çocuk hastalıklarıyla genellikle iç hastalıkları hekimleri, süt çocuklarıyla ise kadın doğum hekimleri ilgileniyordu. Ben ve Doktor Besim Ömer Akalın bu alanın Türkiye'de öncülüğünü yaptık. Türk Pediatri Kurumu'nun 2 Mayıs 1930'da kuruluşunda da yer aldım. Kurum, Çocuk Hekimleri Encümeni adıyla kurulmuştu ve ilk başkan olarak beni seçtiler. Emekli olduktan sonra Beyoğlu Şehir Çocuk Hastanesi ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda çalıştım ve 1948 yılında aranızdan ayrıldım. Bugünkü programımızın böylece sonuna geldik. 15 gün sonra yeni bilimsel gelişmeleri paylaşacağımız programımızda görüşmek üzere. Bizleri Spotify, YouTube, Google Podcast ve Anchor resmi hesaplarımızdan takip edebilir, abone olarak yeni sayılar yayınlandığında bildirim alabilirsiniz. Bu program Abdi İbrahim İlaç Sanayi Medikal Direktörlüğü tarafından hazırlanmıştır. Programda bahsi geçen makaleler ve yorumlar Abdi İbrahim İlaç AŞ'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Yayınlanmış bilimsel makalelere atıf yapılmıştır. Detaylı bilgiye www.abdiibrahim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.